And I'm without my friends. Merhaba dostlar. Poppy ile buluşmaya gideceğiz şimdi. Ana hikayeden devam edelim. Bu sefer yan görevleri biraz daha ikinci plana atsak mı bilmiyorum. En azından bir süre. Şunu yapalım. Geçen bölüm bayağı sağlam ana hikaye, yan görevler yapmıştık. Yeteneklerimizi bir bakalım. Bu arada yani yan görevleri de çok yapmazsak büyük ihtimalle oyunun ana hikayesinde çok tıkanacağız. Daha önce düşündüğümüz gibi illaki bunları da yaparım ben. Yetenek ağaçlarımızı bir güncelleyelim diyorum. 4 tane yetenek puanımız var. Nerelere versek acaba? Şu an neye ihtiyacımız vardır ki sizce? Mesela şu depo olsa güzel. Etrafa bayağı bir patlama oluşturuyor. Bunu beğendim. Bu ne oluşturuyor? Yosa dediğimiz zaman birden fazla hedefi havaya kaldırıyor. Bunu da alalım. Şimdi çarpan düşmanları yarma atışı yaparmış. Sekiyor yani. Evet. Aldım ulan bunu da. Ulan şeye yatırım yaptık. Bayağı büyülere yatırım yaptık. Şuralara yapmadık işte. Son bir tane kalsın. O son bir taneyi şeyde yaparız. Bir şeyde ihtiyacımız olursa yaparız direkt. Hani takılmayalım. Bazen oluyor ya ana hikayede bir şey yapmamız gerekiyor. Onun için hiç yeni level atlamayı beklemeyiz. Direkt onu yaparız. İşimizi kolaylaştırmış oluruz. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Evet, Poppy. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers. Hasımlarımız artıyor. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're... If you ever meet my gran, this trip never. Tamam, sırrın benle güvenle. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Filmlerde bunlar çok işlenmedi, değil mi? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Kaçak avcılar bunlarla kapışıyor arkadaşlar. Bunlar da ormanları ve hayvanları koruyorlar. Biz de tabii ki hayvanların tarafındayız. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Doğanın kanunu. I've seen a dugbog behave that violently. Doğanın kanunu. A lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too.
It's almost like there's something in the water. Bak beni meraklandırdın şimdi. Revelio. Var orada bir şey var. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Kaçak avcıların izlerine bir bakalım. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Çok ani mi gitmişler bu bölgeden? Dumanı hala tutuyor. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. Pelts. Poor beasts. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Goblinlerle işbirliği mi yapıyorlar bunlar? Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Hadi gidelim. Hogwarts çok güzel görünüyor burada. Poacher interests align. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing up here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Hayal kırıklığını kullanmak ne demek ya? Lumos. That's it. Lightfoot is the one. My mother used to always say, a clear head makes way for a clear. Bu şeyi uygulamaya çalışacağım. Yan görevleri size göstermeyeceğim arkadaşlar. Ana hikayelerden gidelim. Aksi takdirde oyun aşırı uzun oluyor değil mi? Bunu hep yapacağım diyorum ancak yapmıyorum. Bu sefer bir deneyelim. Çok önemli bir şey olursa bahsederim zaten size ben yan hikayelerde. Kızım sen de boş durmasan da yapsan bilmiyor musun bu büyüyü ya? Aa, ekipman yuvaları dolu. Onları boşaltmamız lazımdı, unuttuk ya. Görevden sonra onu yapalım. İksir bayağı çıkmaya başladı. You think they were guarding the minister for magic himself? What is going on here? Only one way to find out. Kötü oldu. Buralarda bir sürü şey var toplayabileceğim ancak toplayamadık ne yazık ki. İçeri giriyoruz. What in Merlin's name? Oha! Are those dragons? Ejderhaları dövüştürüyorlar. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with Wizardcon. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only two dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet.
You especially can't afford to be spotted. What I wouldn't give to be a Demogais right now. Don't know what Victor was thinking straight about. Cüceler de burada. Goblinler. Beraber işletiyorlar buraları. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me from... Hello? Ah be. O çok kötü oldu biliyor musunuz? Müdahale de edemiyoruz. Duvar çekmişler. Onlar da buraya müdahale edemiyor. Çıkamıyorlar yani. İnsanlara zarar veremiyorlar. Güzel bir sistem kurmuş şerefsizler. Bunda muhafaza etmeye çalışıyorlar orada. Oradaki ejderhaya ne yapıyorlar abi? Kontrol altına almaya çalışıyorlar galiba. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Onu serbest bırakalım. O zaman görün bakalım siz. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Aloha more. Ateş kadehinde vardı değil mi ejderha Harry Potter'ın filminde? Doğru. Şey olunca koruyamıyordum. Never mind. Like the torture dragons, do you?
Peki bize zarar verecek mi? Diğerlerini de kurtarabilseydik keşke ya. Yani süpürgemizle yukarı çok rahat çıkabilirdik. Fakat heyecan oluşturmak istiyor oyun sanırım. Biraz da uzatmak istiyor kendini. In black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Yumurtayı ne yapabiliriz? The dragon we freed flew off. Does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Hadi gidelim buradan. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now we're it. Be careful. Daha sonrasında oyuncularla karşılaşacağız muhakkak ve yumurtayı ona geri vereceğimiz bir an olacaktır diye tahmin ediyorum. Şey yapmamız lazım. Bizim bu envanterimizi bir boşaltmamız lazım dostlar. Bayağı bir şey toplamışız. Daha iyilerini giydim. Bunların hepsini ise satıyorum arkadaşlar. Şimdi envanterlerimi boşalttım. Ana hikaye yapmamız için Profesör Weasley'nin ödevini yapmamız gerekiyor. Profesör Weasley'nin ödevi bu mu? Yo, bu Howling'in görevi bu. Profesör Weasley zaten bu da yeni açılmış. Kütüphanede orta düzeyde biçim değiştirme kitabı için saha rehberi sayfası ve yeraltı limanı ile ilgili sağ rehber sayfasını bulmam gerekiyormuş. Yeraltı limanındaki sağ rehber sayfasını topla. Kütüphanedeki orta düzey biçim değiştirme kitabının sağ rehberi sayfasını topla. Bu da bize dönüşüm büyüsünü öğretecek ve ana hikaye oradan devam edecek. Ben şunları yapacağım, tamam mı? Fakat bunları size göstermeyeceğim abi. Şurada birkaç şey yapacağım. Çünkü oyun kanalda çok uzun sürüyor bu sefer. Ben burada birkaç yan hikaye yapacağım. Baktım çok önemliyse hemen kayda girerim. Çok da fazla önemli olabileceğini düşünmüyorum. Böyle ıvır zıvır şeyleri ben kendim halledeyim. Akabinde ana hikayede devam etmiş oluruz kayda. Dick ile görüştüm. Dick bana dedi ki hayvan yetiştirmeyi öğreteyim sana dedi. Hayvanları yetiştireceğiz. Yakalayıp toplamamızın da ötesinde onları artık yetiştirmemiz söz konusu oldu. Dick haritamda Tetris bulabileceğime inandığı yere işaretledi. Ayrıca Hogsmeade'de durup üreme kalemi için bir büyü satın almam gerekiyormuş. Bir dişi bir erkek hayvan satın alacağız. Onlar üreyecekler falan gibi takım süreçlerde açılıyor oyunumuzda. Üreme kalemi eşyası alıyoruz. Canavarları Viranyon'umuzda yetiştirmek için bir yetiştirme kalemi. Alalım bakalım.
I can conjure a breathing pen in the room. Best get back to deep with the vessels. Şimdi odamızda bir üreme kalemi oluşturacağız. Odamızda bir bölüm daha açıldı. Buranın içi de bu şekilde. Böyle bir yer yaptık kendilerine. Bunlar da sahil tarafındaydı hatırlıyorsanız. Bunları aldım. Buraya yerleştirdim. Dişi ve erkek var. Ve buradan da üretiyoruz. ...29 dakika diyor. Şu anda bu görevi buradan devam edeyim. Bunu artık daha sonra geliriz. Yani güya onlar şimdi çiftleşiyor artık. Hatta listeden baktım. Normalde iki tane koymuştum. Biri gözüküyor, diğeri yavruluyor. İçeride yani. Ben onu içeri koymuş oldum. Bu dışarıdaki erkek, bu ise gebelik döneminde. Yani şey, doğacak o. Şimdi burada Poppy'nin hikayesini yapalım. Poppy'le hatırlıyorsanız bir ejderha kurtarmıştık. Bir yumurta vardı, bizdeydi. Diğer ejderha kaçıp gitti. Bakalım neler yapacağız yumurta ile alakalı vesaire. Onları bir görüşmemiz lazım. Poppy görevleri biraz heyecanlı oluyor gibi gözüküyor. Bunu kesmeyelim. Bunlar da yan görev bu arada. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting room. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Nasıl takip edeceğiz ki? Evet, oyunun en başında bize saldıran ejderhada da bir tasma muhabbeti vardı hatırlıyorsanız. Ejderhaları birileri tasma takıyor ve onları uzaktan kontrol ediyor gibi bir durum var. Ancak en son kurtarmış olduğumuz, o çadırda kurtardığımız ejderhada tasma galiba yok. Çünkü o özgürlüğüne gitti, ancak yumurtası bizde. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood ile başımızı daha fazla lazım. Yani sana bu konuda bilgi vermeyeyim. It's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Tamam. I'll let you know when I have news of her location. Şimdi bu görev askıya alınacak. Ejderhanın yerini öğrendiği zaman muhtemelen Baykuş da bize bir haber gönderir arkadaşlar. Daha önce Harlow ve Ragroot'un gözetlemesini yapmıştı bu kız hatırlıyorsanız. Bununla konuşmaya geldik. Annesi biraz azarladı daha öncesinde. Bu işlere burnumuzu soktuğumuz için, daha doğrusu kızını daha çok azarladı. Bu şahıs biçim değiştirme özelliğine, yeteneğine sahipmiş. Bunu öğrenmiş ve çok iyi uyum sağlıyormuş. Şey oluyormuş bu. Ceylan'a dönüşüyormuş. O yüzden onları daha öncesinde çok iyi bir şekilde gözetleyebilmiş. Ancak annesi tabii ki buna izin vermiyor artık. Şimdilik biraz askıya aldık bakalım. Kendisi artık birazcık burada Hogwarts'ta duracak. Hogsmeade kasabasına falan gitmesini engelledi. Daha sonrasında buradaki öyküde devam eder diye düşünüyorum. Sebastian ilginç bir kitap da ilginç bir şey bulmuş herhalde. Undercroft'ta tartışmak istiyor bizimle bu konu hakkında. Bir görüşmeye gidelim bakalım, kendisinin yanına bir uğrayalım. İmajımızı da biraz değiştirelim bence ya. Sıkıldım artık karakterin bu görünüşünden. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium?
Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperius Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the Scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Biz bir kara büyü öğreneceğiz gibi görünüyor. Yapmamız gerekeni yaptık. Ya tabii şimdi kara büyü çok ölümcül bir büyü ve öğrenciler bunu çok kötüye kullanabilir, bilinçsizce kullanabilir. Bunun politikleri yaşanıyor işte. Yani biz buna pişman değiliz. Bence yapmamız gerekeni yaptık. Bir tane yapmıştık ya. And I'm glad we did it. Because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Tamam. Ama çok tehlikeli işe bulaşıyoruz ya. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an. Kara büyüyü tersine çevirmekle alakalı bir takım yazıtlar görmüş kitapta. Keeping this to ourselves. I heard everything. You swore you never engaged in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ominous, umarım kimseyi tek kelime etmesin. Seni biraz yatıştırayım ben. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Sebastian'ın ailesine ne oldu? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Büyük kitabı Sebastian'a umut veriyor. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Sanırım bu seçimi bize bırakacak. Büyük ihtimalle bizim bunlarla alakalı vereceğimiz karar kardeşini kurtulup kurtulmayacağını da seçme olanağı sağlayacak ister istemez. Yani bunun önüne geçersek kardeşi kurtulamayabilir. Ancak geçmezsek bu kitaptaki araştırmaların sonucunda kardeşini belki de kurtarabiliriz o kara büyüden. Kara büyülü hikayenin sonunda birisi ölür ha, ben sana söyleyeyim. Sebastian ölebilir yani. Bilmiyorum, öyle gore bir hikaye yaparlar mı emin değilim. Ya şundan da 4 tane mine topladık. Gördükçe alıyorum yani. Burada bizim bir şey vardı, üreme muhabbeti vardı. Onun bir 30 dakikası vardı. O olmuş olabilir. Sonra gidip bakarız. Profesör Weasley'nin görevinden kütüphanedeki orta düzey biçim değiştirme kitabının saha rehberi sayfalarını toplayacağız. So this is the underground harbor. Yeraltı limanı. Tatlı bir yermiş ya.
İyi para. Tanımlanamayan bir eşya. Viyadük avlusunun derinliklerinde birinci sınıf öğrencilerin kara göl üzerinde Hogwarts'a taşıyan teknelerin iskelesi yer almakta. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the Ulan ben devlerle kapışıyorum. Seninle mi uğraşacağım ya? They all say they have enough with schoolwork. Oh, they... Sorularının bir tanesine cevap verebildim. Doğru. Diğerlerine veremedim. Ancak yine de kitabı koydu. Orta düzey biçim değiştirme kitabı. Daha karmaşık biçim değiştirme türlerini takip etmek isteyen öğrencilere rehberlik etmek üzere tasarlanmış. Professor Weasley bu kitabı ileri seviyede öğrencilerine genellikle hafif bir okuma kitabı olarak tavsiye ediyormuş. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Beautiful. Professor Weasley mi? Professor Weasley zannettim ben biçim değiştirdiğimi düşünmüştüm de. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. Tamamdır, büyüyü öğrendik. Biz kendimiz değişmiyoruz. Objeleri değiştiriyoruz. Beautifully done. Dikkat dağıtmak için kullanılabilecek bir şey olabilir mi bu? Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. Şöyle alayım ben şimdilik. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Keşke bu oyunda şey olsaydı. Mesela derslere zamanında girmediğimiz için ya da böyle hepsinde başarılı olmamak durumu da olsaydı ve hikayede belki olumsuz bir yöne gitmesi icap ederdi. O da güzel olabilirdi. Oyun bizi mecbur kılıyor bütün derslere girmeye. Zaman fark etmeksizin. Zaten başarılı bir öğrenci olmuş olabiliyorduk. Ödevler yardımcı Thank oldu. You, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now it seems you've been making good use of the opportunity. Of course the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of Yine Professor Figgy sorguluyor yani.
bir takım mağaraları keşfettiğimizle alakalı duyumlar almış. Profesör Fig'in de bununla alakalı bir bağlantısı var mı? Diyor ki hayır diyoruz. Hiç bilgi sızdırmadık lan bugüne kadar. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared. Neye dönüşeceğini ben seçemiyorum, öyle değil mi? Canlıları değiştiremiyorum bir de büyük ihtimalle. Since our visit to Felcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Oval, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Şimdi birazcık uzaklara geldim. Dev mor bir kurbağa yakalayacağız. Sonrasında yakalama çantasıyla sırga elde et. Ona da bir bakarız. Bu da bir yan öykü. Bunları tamamlamakta fayda var. Burada mor kubal mevcut herhalde. Harita beni buraya yönlendirdi. Çantamızı hazırda tutalım. Sırgalar burada. Çantamız burada. Do cooperate, won't you? Oh, bunlar çok zor lan. Işınlanıyorlar falan yani. Şırgayı elde ettik. Şırgayı elde ettik. De şimdi mor kurbağa elde edeceğiz. Ne oldu giderken şunları asladım ve tamamladım. Burada da bir takım düşmanlar vardı, onları da hallettim. Şurada bir şey var. Araştırabiliyorum burayı. Burası beni 3 ayrı noktaya götürüyor. Incendio! Bu arada biçim değiştirme büyüsü insanlara da işe yarıyor arkadaşlar. Dev bir mor kurbağa. Sanırım sen. Ben seni öyle kafama göre yakalayabilir miyim ya? Direkt çantaya atabilir miyim? Nasıl bunu etkisiz hale getirdikten sonra mı acaba olacak? Oğlum çok kötü bir yere geldim. Burası kıyamet gibi. Bunlar bitecek mi? Temizledim ama çok zor. Kurbağayı henüz bulamadım ama. Yani bunlar da inanılmaz çok çıkıyor. Haritaya bakabilirsiniz, az önce bunları bir şey yapmaya çalıştım. Ben isimlerini de okumadım bu arada. Bunları dev kurbağa zannetmiştim. Değilmiş. Dev kurbağalar burada. Bunlar saldırgan değiller. Ama şunlardan kurtulmam lazım artık, yeter. Do cooperate, won't you?
Hey hadi gel 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 gel. Eyvah saldırıyorlar bir yandan. Dil bataklığından bir tane daha yenersek bir başarım kazanacağız. Bunlar farklı farklı yaratıklarmış ya. Üf. Bayağı bir meydan okuma tamamladık lan. Temizledik burayı galiba. Gayet iyi oldu. Bir de burada araştırılması gereken mağaralar var. Burası çok tehlikeli bir yerdi bu arada. İnanılmaz yaratıklar çıktı. Çok fazla. Buradan artık gidelim. Çok tatlı hayvanlar ya. Excellent work today. Class dismissed. Can't say I'm. I take it you're ready to. Sizden yeni bir büyü öğrencisiydi. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. The exploding charm. Bütün büyüleri zaten. I will, professor. Gerektiği zaman kullanıyoruz. Promise. Now, you. Nice and steady. Nasıl bir şey acaba ya? Well done. Oğlum yer kalmadı lan. Nasıl bir şey yapıyormuş bu? Ağır engelleri götürebilen çevredeki düşmanları vurabilen bir patlama. Oo çok güzel. Aslında bu şunun yerine de geçiyor biliyor musunuz? Evet. Yani şunu yerine alabiliriz. Boşuna push yapmayın. Bu hem yakıyor hem push yapıyor. Go ahead and try it on the pumpkin. Tamam, denemeye gerek yok hocam. Teşekkür ediyorum. Mücadele tamamladık. Bir 6'da 6 yaptık görevi. Ne kaldı? Ana hikaye zaten açıldı. Şunlarla sadece bir görüşme var. Poppy bana bir baykuş gönderdi ve elimizdeki ejderha yumurtasını nereye götürmemiz gerektiğini bildiğini söyledi. Onunla Hogsmeade'de kasaba çemberinde buluşacağız. Sebastian'dan bir haber geldi. Anne yardım edebilecek bir kalıntı bulduğunu söyleyen bir baykuş almışız. Yeraltı mağazalarında, mezarlığında tekrar buluşmamız gerekiyor. Bunları bir sonraki bölüm yaparız gençler. Gelin bu şeyi de tamamlayalım. Şunu da bir tamamlayalım. Tamam mıdır? He tamam. Yavru hangisi? Yavru buradaymış. Neyse, sizden de bunu toplamış bulunalım. Evet, sen küçük dostum. I should let Deke know about the newborn festival. Şimdi Deke'e haber vereceğiz. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little thestral was born. How wonderful to have more thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. Şu kurbağaları da salayım ben oraya, değil mi? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix. The rarest of all beasts that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself
As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the... Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Efendiniz hak ettiğini buldu. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Şahane. Bunu da tamamladık arkadaşlar. Bunlar da kendilerini yenilesin artık. Çok güzel. Şuraya kurbağaları bırakayım. Bu bölge kurbağa için uygun. Diğerlerini sahile ve öbür çiftlikli bölgeye bırakırız. Bunları sahile koyabiliyormuşuz. Professor Howin will never believe this. Bunlar fazla ya. Biz bunları dışarı salabiliyor muyuz? Buraları çok bunlarla doldurmak istemiyorum. Size iyi eğlenceler. Evet, artık bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bayağı hikaye kısmında ilerledik. Bu chapter'da da iyi bir yol kat ettik. Yani şöyle chapter chapter olarak ilerliyor ya. İki tane ana hikayemiz var. Bunları yapmadan olmuyor. Ana hikayeleri. Yani mantaliteyi anladınız. Aslında bölüm bölüm gibi düşünün. Mesela burası bir bölüm. Bunları yapmak için ana yan hikayeleri yapıyorsunuz ve yer yer ana hikayeler açılıyor. Toplamda 7 tane ana hikaye olacak burada. Bu 7 ana hikayenin toplamını açmak için de şunları tamamlamak gerekiyor. Durumumuz o şekilde ve oyunda epey bir ilerledik mi bilmiyorum. Yani şeye baktığımda ana hikaye kısmı kaçta görünüyor? Onu nerede görüyorduk? Meydan okulamalar %33, savaş görevler %50. Görevden kalsın ana hikayede işin içinde mi bilmiyorum. Keşif %10. Haritanın %10'unu açmışız. Yani haritanın açılışı derken işte toplanabilir eşyalar vesaireler gibi. İhtiyaç odasının %32'si açık. Saha rehberi sayfaları %36'da. Görevler ve savaş. Savaşlarda toplanabilir bayağı bir şeyler var. Evet, buraları bayağı bir es geçmişiz herhalde. Tamam. Oyunun %25'inde değiliz arkadaşlar. Bu totali gösteriyor bize. Yani 33'ünde değiliz. Burada görevlere bakacağız abi. Görevler oyunun %53'ündeyiz. Oyunun yarısına gelmişiz. Bundan sonraki süreci biraz daha hızlı oynamaya bakacağım. Vallahi pek de dünyayı keşfetme gibi niyetim yok. Bunlar bitmez çünkü biliyorum. Pek öyle bir niyetim yok. Oldukça artık yani. İhtiyacımız oldukça, bir şeyler yaptıkça onları hallederiz. Yetenek kısmımız bizim neydi? İki tane geliştirme yeteneğimiz falan filan var. Onları da sonrasında bakarız. Gizliliğimizi de hiçbir şey açmamışız bu arada. Karanlık sanatları ilerletebiliriz. Gizlilik belki birazcık işimize yarayabilir. Bakacağız. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.